Evet sayın seyirciler, IŞİD Irak'taki ilerleyişini sürdürüyor. Sırada şimdi Türkmen köyleri var. Peki bölgedeki son gelişmeler nelerdir? Bize şimdi bölgeden son detayları aktaracak Nilüfer Kutlu. Evet Nilüfer, sen günlerdir IŞİD'in bulunduğu bölgeye çok yakındasın, Suruç'tasın. Nedir gelişmeler? Söz sana bırakıyorum. Göksu öngören Amerika Birleşik Devletleri'nin Kobani'ye silah yardımı yapması ve Türkiye'nin peşmergeye yeşil ışık yakmasının ardından IŞİD bir nevi taktik değiştirdi diyebiliriz. Saldırılarını daha çok doğuda yoğunlaştırdı. Dün akşam saat 17 sularında başlayan çatışmalar şiddetini giderek arttırdı ve IŞİD Kobani üzerinde 15'in üzerinde büyük saldırı gerçekleştirdi ve gece de bu çatışmalar devam etti. YPG güçleriyle IŞİD militanları arasında. Peki bu sabah neler oldu? Kameraman arkadaşım Hasan Ali Erdağ sizlere gösteriyor şu an. Sabah belli aralıklarla yine havan topu mermilerinin dumanı yükseldi Kobani semalarından ve şu anda görüyorsunuz Kobani'nin doğusunda devam ediyor çatışmalar. YPG güçleriyle IŞİD militanları arasında roket atarlı, doçkalı, izli mermili çatışmalar devam ediyor. 38 günü geride bıraktı çatışmalar ve IŞİD militanları dediğimiz gibi taktik değiştirdi ve Kobani'nin batısında dün saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Bugün de yine sabah saatlerinden itibaren hem doğusunda Kobani'nin hem de zaman zaman belli aralıklarla merkezinde çatışmalar devam ediyor. Özellikle Mürşitpınar sınır kapısına yakın bölgelerde Türkiye ile Suriye sınırını ayıran tren raylarının olduğu noktalarda da zaman zaman saldırılar, çatışmalar devam ediyor diyelim. Dediğimiz gibi 38 günü geride bıraktı çatışmalar IŞİD militanlarıyla YPG arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak her geçen gün devam ediyor. Sabah saatlerinde sakin başladı ama yine şu dakikalarda hızlandı çatışmalar, özellikle akşam saatlerinde yine şiddetini artırarak devam etmesini bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Nilüfer Kutlu'ya, bölgedeki son gelişmeleri aktardıktan sonra bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.